çok evlenmeni istiyorlar. Hı. Öyleyse onları kırma, kabul et. Hı? Ve gerisini bana bırak. Ne diyorsun? Anladım. Şimdi duruma vakıf oldum. Hani şey değil mi, böyle hokus pokus olayları. Seninki de senin. Ama onlara çok önemli şeyler yapma, olur mu Ruslarcığım? Tabii ki yapmayacağım. Sadece onlara küçük bir ders vereceğim. Alo. Aa, anneciğim. Dinliyorum anneciğim, dinliyorum. Ha, madem sen öyle uygun görüyorsun, bana tabii ki kabul etmek düşer anneciğim. Tabii ki kabul ediyorum. O halde yarın Melih'i alıp sana akşam yemeğine geliyoruz. Tamam mı minik kuşum? Hadi sana iyi geceler. Ne oldu anne? Kabul etti mi? Söylesene. Taş devrinde olsam şimdi yabada badu diye bağırırdım. Yabada badu! Sana yardım etseydik be kızım. Lütfen, siz yorulmayın, ben yaparım. Ah canım. Firdevs, ay şu kanalı değiştir Allah aşkına. Güzel bir şey yokmuş öyle. Lütfen Firdevs, kumandaya basarak parmağını yorma. Kanalları ben değiştiririm. Beğendiğiniz bir kanal olursa siz bana dur deyin Menkıbe teyzeciğim. Ama sana çok zahmet oluyor yavrum. Ne zahmeti Menkıbe teyze? Bu benim için şereftir. Neyse, ah, tamam. Bu kanal kalsın kız. Evet. Ay, keşke mutfakta bulaşık olsaydı da yıkasaydım. Ay, ne kadar çalışkan kızsın Melek'cim. Ah, buldum. Mazhar Bey'in çamaşırlarını yıkayayım. Gerek yok kızım, hepsi temiz. Hadi gel otur. Olsun, bir kere de ben yıkayayım. Aa, ileride bol bol yıkarsın Melek'cim. Boş ver şimdi. Bana ne? İstiyorum, istiyorum. Çamaşır istiyorum. Gel kızım, gel. Çok yoruldun. Otur, dinlen biraz. Gel. Ben de. Hey, yeter artık. Bu işten iyice sıkılmaya başladım. Herkese merhaba. Ben geldim. Ha, işte benim mini kuşum da geldi. Tanışın bakalım. Merhaba, ben Melek. Memnun oldum, ben de Mazhar. İzninizle, ben yemeği hazırlayayım. Anne, salatayı sen mi yaptın? Yok. Ben yaptım. Aa, ciddi misin? Ne zaman boşluk buldun da yaptın? Canım, salata yapmak benim için bir şey değil ki. En fazla 4 dakika mı alıyor? 4 dakika mı? Aa, duydun mu Mazhar? Salatayı 4 dakikada yapıyormuş. Duydum, duydum. Bravo valla. Babada aşçılık var mı? Babam vefat etti. Aa, başın sağ olsun. Sizler sağ olun. Ama salataya hıyar doğramazsam 2,5 dakikada da yapabiliyorum. Ya, ne mutlu size. Alo. Aa, efendim Hamiyet teyze. Dur dur, sen kapat, ben arayayım. Sana yazmasın, bana yazsın. Tamam. Alo. Merhaba, nasılsın Hamiyet teyze? Sağ ol, iyiyim. Aa, o mu? Merak etme, ben o aileye Ziya amcayla 50 milyon gönderdim. Yani çok büyük bir şey değil ama idare eder. Peki, ellerinizden öpüyorum Hamiyet teyzeciğim. Hoşça kalın. Ah canım. Hep böyle yardımsever bir gelinim olsun istemişimdir. İnsanlara yardım etmekten büyük keyif alıyorum. Rahmetli anneannem felç olduğu zaman eskisinden daha mutluydu. Çünkü onu her gün sırtıma alıp her yeri gezdiriyordum. Biz rahmetliyle deve güreşi ekibi gibiydik. Ah, ah. Toprağı bol olsun. Görüyorsun değil mi, ne kadar asil bir kız. Tam bizim soylu ailemize göre. Vallahi bu devirde böyle bir kızı mumla arasan bulamazsın. Ne mumu? Projektörle arasan bile bulamazsın anne. Oho! Senin baş gözetme ekibin çoktan gelmişti, yerini almış bile. Kabul ettik ya, bu fırsatı kaçırırlar mı? Asıl şimdi sen neler yapacaksın, ben onu merak ediyorum sevgili ruhum. Bekle ve gör. Yemek hazır Menkıbe teyzeciğim, isterseniz buyurun. Geliyorum kız, geliyorum. Geliyormuş. Aman ne büyük lütuf. Gelmeseydiniz de biz ayağınıza getirseydik bari. Tövbe tövbe. Hadi herkes yerine. Aa, ne bakıyorsun öyle çölde kutup ayısı görmüş deve gibi? Hadi boş durma, tabağını ver. Annenin surat renginde bir elbise diktireceğim sevgilim kendime. Geldim kızım, geldim. Yani bir an öyle daldım da. Aman siz moruklar hep böylesiniz zaten. Ya kulağınız duymaz ya kafanız basmaz. Bir insan bir dakika içinde bu kadar değişmez canım. Sanki sihirli bir el değmiş gibi değil mi Mazhar'cığım? Hadi.
Hadi! Çabuk için çorbalarınızı soğutmayın. Çorbasını geç içenin kıçı borazan. Oha! Ağzına susturucu mu takacağız yani? Höpürdetmeden içsene şunu. Pardon. O susturucu fikri hiç fena değildi aslında. Gerçekten öyle bir alet olsa da menkıbe hanıma takılsa hiç konuşmasa ne iyi olurdu. Haydi. Sen de şöyle sinir sinir bakma da bitir şu çorbanı. Hadi. Yoksa bugün bunun muayen günü falan mı? Ay ne bileyim ben hadi. Siz ikiniz. Bir daha fısıldaştığınızı duyarsam kafalarınızı tuttuğum gibi batırırım çorba kasesine. Evet varsa bir şikayetiniz çıkın ortaya delikanlı gibi konuşun. Anne, melek gibi dediğin kız bu mu? Cehennem meleği bile olmaz bu be. Ne bileyim evladım, biraz sinirli galiba şu anda. Belki arızası sızma vardır. Siz ne laf anlamaz adamlarsınız be? Size biraz önce fısıldaşmayın demedim. Pardon. Tuz istemişti de tuz. Tuz mu istemiştiniz ay. Menkıbe teyzeciğim? Buyurun. Teşekkür ederim. Ay bu kız da bir tuhaf yani Menkıbe Hanım. Başka çeşitlerimiz yok mu? Evet. Çorbalar bittiğine göre ben şimdi yemekleri koyayım. Lütfen Firdevs ölümü öp izin ver. Servisi ben yapayım. Size servis yapmak benim için büyük bir zevk ve şereftir. Ay peki canım madem ki istiyorsun. Ay bundan sıkıldım. Deminki daha iyiydi. Ama biraz da külhan böyle olsun bakalım. Hop teyze. Uzatsana tabağını be. Alo, tontonum. Sana diyorum. Uzatsana tabağını be. Bu daha iyi oldu valla. Ulan hem misafir diye çağırıyorsunuz, hem de boyuna iş yaptırıyorsunuz lan. Bu nasıl iş lan? Harikasın ruhum. Herhalde harikayım hayatım. Ulan bu sofralarda hayat eskittik biz. Ne diyorsak o. Tabii. Ne diyorsak o? Bu mu kibar dediğiniz kız? Biraz daha akılsa delikanlıların kitabını yazacak mı? Ne bileyim evladım. Morali bozuk herhalde. Sadece morali değil, kişiliği de bozuk bunun. Ha. İstersen biraz da normal halini görelim. Ne dersin? Görelim ruhum hadi. 1, 2, 3. Menkıbe teyzeciğim, yemekleri beğendiniz mi acaba? Efendim? Yemekleri beğendiniz mi diye sormuştum da. Tabii. Eline sağlık Melek Bey olma. Kızım. Afiyet olsun efendim. Melek, sen iyisin değil mi? İyiyim tabii. Niye kötü olayım ki Firdevs'cim? Şimdi de biraz psikopat olalım bakalım. Evet. İşte yine beraberiz. Ben yokken usta durdunuz mu? Durdunuz mu lan? Durduk kara melek evladım durduk. Güzel. Hadi şerefe. İçin lan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağ.